Zaman. Biz fani varlıklar için hem bir hediye hem de bir lanet. Sınırsız sandığımız gençlik günlerimizden kaçınılmaz sonumuza kadar süren bu yolculuk ne kadar da tuhaf değil mi? Ben bir zamanlar genç bir filozofken her şeyin cevabını bulabileceğim miyim? Ama şimdi saçlarım ağrıdıkça cevapların yerine daha derin sorular almış gibi görünüyor. Her bir adımımızda, her nefes alışımızda, hatta her bir düşüncemizde zamanın izlerini taşırız. Peki bu zaman dediğimiz şey gerçekten de bizim sandığımız gibi mi? Ya zaman sadece bir illüzyondan ibaretse ve biz bu illüzyonun içinde sıkışıp kalmışsak? Kafamdaki sesleri susturamıyorum! Bu saat geçmişimin simgesi. Her tik takında bir anıyı, bir özlemi, bir umudu saklar. Fakat ben bu saatte durdurabilir miyim? Hayır. Tıpkı geçmişimi değiştiremedim. Ama ya geleceği şekillendirebilirsek, ya kendi kaderimizi yazabilirsek, bugün burada sizinle birlikte sıradan bir oyundan çok daha fazlasına tanık olacağız. Bir! Doktorlarıma çaktırmadım. Yoksa ilaç verirler bana, karanlıkta bırakırlar ve ben karanlıkta kalmaktan çok korkuyorum. Bugün sizinle birlikte zamanın dokusunu sorgularken onu esnetmeye belki de yırtmaya çalışacağız. Hayatın anlamını arayan bir filozof olarak zamanın sırlarını çözmeye alıyordum ha. Sizleri de davet ediyorum. Büyük düşünürler, bilim adamları, hatta sanatçılar. Hepsi zamanla dans etmişler. Sessiz olmam lazım. Sessiz olmazsam ilaç veririm. Sessiz. Newton, Einstein, Kant, Picasso her bir zamanın bir parçasını yakalamış ama hiçbir tamamını kavrayamamış. Ve ben bu büyük düşünürlerin bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Belki de bu gecenin sonunda zamanın ötesine geçebilir. Yaşamın izlerini çözebiliriz. Bu yolculukta bana git. Biz birlikte zamanı meydan okuyabilir. Onu kendi elimize çevirebiliriz. Yaşamın gerçek anlamını ararken belki de en büyük buluşumuzu gerçekleştirebiliriz. Varoluşumuzun anlamını. Gece gökyüzüne bakarken ne görüyorsunuz dostlarım? Yıldızlar mı yoksa geçmişin ışıkları mı? Galileo teleskopuyla gökyüzüne bakarken neler görmüştü acaba? Yalnızca bilim değil, aynı zamanda bir sanat eseri olan evrenin gözle görülemeyen harikalarını keşfetti. İşte bu harita. Siz de görüyorsunuz değil mi? Bir zamanlar denizcilerin okyanusları aşmasına yardımcı oldu. Peki ya biz? İşte bizler de bu bilgi okyanusunda hayatın anlamını arayan modern zaman denizcileriyiz. Rönesans'ta denizciler yeni dünyaları keşfederken bilim adamları ve sanatçılar da insan ruhunun sınırlarını zorladılar. Ve işte bu DNA'sı. Crick ve Watson bu yapının sırrını çözerek canlılığın temel taşını ortaya koydu. Her birimiz, size diyorum her birimiz, İşte bu moleküler harflerle yazılmış birer kitap. Peki tüm bu bilgi bizi nereye götürür? Bilim
bu yazıları okuyarak yaşamın şifresini sunabilir mi bize? Michelangelo'nun Davut heykeli gibi her bir bilim adamının çalışması kusursuz bir sanat eseridir. Davut yalnızca mermerden yontulmuş bir figür değil. Aynı zamanda insan ruhunun mükemmelliğe ulaşma çabasının bir simgesidir. Bilim de böyle. Her deney, her teori ruhumuzu ve varlığımızı bulma çabamızın bir parçası. Bakın bu kimyasal reaksiyon gibi. Her bir kararımız, her bir eylemimiz bir sonuç bu. Bilim. Bu sonuçları tahmin etmeyi, hatta kontrol etmeye başlar. Newton'un hareket yasası, Einstein'ın görelilik teorisi, hepsi aslında evrenin dilini çözmeye yönelik adımlar. Peki, tüm bu bilgiler yaşamın anlamını bulmamızda bize yardımcı olabilir mi? Raffaello'nun Latin okul tablosu. Felsefe ve bilimin bir araya geldiği yer. Platon, gökyüzünü işaret ederken Aristoteles yere. Felsefe ve bilim birbirini tamamlayan iki yarım. Biz de bu iki dünyanın kesiştiği yerde kendi varoluşumuzu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Gelin. Bu bilimsel ve sanatsal yolculukta birlikte bu yolculuk belki de bizi kendi içimizdeki keşfedilmemiş dünyalara, belki de yaşamın temel anlamına götürecekmiş. Zamanın ötesine çekebilir. Varoluşumuzun kodlarını çözebiliriz. Her renk, duygu, her çizgi ve düşünce. Ve işte bu tuvalde yarattığımız her eser aslında kendi iç dünyamızın bir yansıması. Sanat bizim bilmediğimiz duyguları, bilmediğimiz düşünceleri keşfetmemizi sağlar. Bilim bize evrenin nasıl işlediğini anlatırken sanat bize neden yaşamamız gerektiğini gösterir. Bu saat mekanizması. Her birimiz zamanın bir parçasıyız. Geçmişten geleceğe. Sürekli bir değişim ve evrim içinde. Newton'un elması gibi. Bizler de gerçekimle, yani zamanın akışına boyun eğeriz. Da Vinci gibi bir dahi bilim ve sanatın sınırlarını zorladı. Anatomiden mühendisliğe, resimden heykele, bilgiye olan susuzluğu onu zamanın çok ötesine taşıdı. Biz de onun izinden giderek kendi zamanımızın ötesine geçebilir, yaşamın gizemini çözebiliriz. Ve işte dostlarım, bu yolculukta sizleri de aranızda görmek, zamanda ve varlıkta bir ortaklık kurmuş gibi hissettiriyor. Belki de bu yolculuğun sonunda bizim içimizde, belki kendimizin de bilmediği derinliklere varabiliriz. Ve belki de en önemlisi, kendi varoluşumuzun anlamını keşfedebiliriz. Modern çağda keşfedebilir miyiz? Niye olmasın? Neden olsun ki? Yürüyeceğiz! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zamanın ötesine yolculuğun bu son durağına. Burası, teknolojinin insan ruhuna şekillendirdiği, insanlığın en derin dileklerini gerçeğe dönüştürdüğü yer. Fakat soruyorum size, bu parlak ve yüksek teknolojili dünya gerçekten ne sunuyor sizlere?
insanlık kendi yarattığı bu dijital labirentte kaybolmuş olabilir mi? Bakın, sanal şeyler gerçekten de nefes nefesi. Burada her şey bir düşünce hızında değişebilir. Binalar, parklar, kuşlar, neyler, hatta gökyüzü bile istediğiniz gibi yeniden şekillendirilebilir. Fakat bu mükemmel kontrol altındaki doğa gerçekten doğa mı? Yoksa bir simülasyon mu? Gerçek bir kuşun uçuşunu, gerçek bir nehrin akışını ne zaman kaybettik? Ne fark eder ki? Kaybettik. Ve işte bu yeni dünyanın sakinleri... Yapay zekalar. Onlarla konuşabilir, onlardan öğrenebilir. Hatta onlara aşık bile olabilirsiniz. Ama bir yapay zeka, insan dokunuşunu, insan merhametini, insanın kırılganlığını nasıl anlayabilir? İşte bu soru. Bizim yarattığımız bu dünya ile gerçek insan deneyimi arasındaki uçurumu gösteriyor. Buradasın. Demek yine yeni bir güncelleme aldın. Ha? Peki hislerimizi anlamak için modelleme yaptın mı? Evet, insan duygularını modellemek için yeni algoritmalar yüklendi bana. Ancak anlamak kelimesinin tam anlamıyla hissetmek olduğunu düşünüyorsanız, bu hala benim için erişilemeyen bir alan. Ha ha ha. Ha ha ha. Anlıyorum. Yani bu duyguları tanımla desem. Bana sevgi veya yalnızlıktan bahset. Veri tabanında sevgi, insanların genellikle birbirlerine olan bağlılıklarını ve birbirlerine değer vermelerini ifade eden duygu olarak tanımlanır. Yalnızlık ise bireylerin sosyal bağlantılardan yoksun olduğunu ve bu durumu genellikle üzüntüyle ilişkilendirdiğini belirtir. Anladım. Peki bu duyguları deneyimleyebilir misin? Sevgiyi hissedebilir misin? Benim görevim, insan davranışlarını taklit etmek ve uygun tepkiler vermek. Ancak hissetmek dediğiniz şey, benim için programlanmış bir dizi işlemden ibaret. Ben duyguları yaşamıyorum, onları analiz ederim. Ya karar verme sürecinde insanlar gibi sezgilere sahip olabilsen? Sadece verilere dayanarak değil, aynı zamanda içgüdüsel olarak bir karara varabilirsin. Sezgi, insanların subjektif deneyimlerinden kaynaklanan bir özellik. Benim kararlarım yüksek olasılıklar ve algoritmik hesaplamalar üzerine kurulu. İnsan sezgilerini taklit edebilir ancak asla gerçek anlamda onlara sahip olamaz. Anladım. Yani ne kadar ilerlersin ileride bazı insani deneyimler sana daima yabancı kalacak. Bu da demek oluyor ki insan deneyiminin bazı yönleri eşsiz kalmaya devam edecek. Evet, bu doğru. Teknoloji insan deneyimlerini genişletebilir ancak asla gerçek anlamda onları taklit edemez. Ben, siz, insanların bir yansımasıyım. Evet, bak bu çok önemli bir ayrım. Sen yaratılmış bir varlık olarak belirli sınırlar içinde işleyebilirsin. Bu sınırlar bizim koyduğumuz kodlar ve algoritmalarla belirleniyor. Biz insan varsa kendi hislerimizle, kendi sezgilerimiz ve kendi duygularımızla keşfeder ve geliştiririz. Belki de bu yüzden. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, İnsan olmanın özü değişmez. Çünkü o öz bizim derinlerde hissettiğimiz, sevdiğimiz ve acı çektiğimiz yerde yatıyor. Teknolojinin dünya üzerindeki yayılışını ve etkisini gösteriyor. Hastalıkta savaşmada, eğitimde ilerlemeler kaydedildi. Çok büyük ilerlemeler. Fakat bu veriler aynı zamanda toplumsal dokuyu nasıl etkiledi? Teknoloji bizi bir araya getirirken aslında ne kadar da ayırıyor birbirimizden? Ve burada. Bir dakika. Teknoloji bizi bir araya getirirken aslında ne kadar da yürür birbirimizden kafiyle olur. Yaz bunu. Sizi susturamaz. Tarihi geçecek ama. Ve burada. Geleceğin bu dijital caddelerinde yürürken anlıyorum ki teknoloji bizim sadece yardımcımız olmalı, yaratıcımız değil. İnsan ruhu teknolojinin derinliklerinde kaybolmamalı. Bunun
gelecekte her şey mümkün görünüyor. Moleküler makineler, genetik olarak tasarlanmış süper insanlar. Ha bu ha! Bak yok abartma. Ölümsüzlük vermiş. Ama unutmayın, bu teknoloji harikalarının her biri bizi sınamak için birer test. Bu testlerde başarılı olmanın tek bir yolu var. O da teknolojiyi kontrol altında tutmaktan geçiyor. Bizler kendimiz yarattığımız aletlere hükmetmeliyiz, değil mi? Onların bizi ele geçirmemesine izin vermemeliyiz. Yani onların bizi ele geçirmesine izin vermemeliyiz. Ya yok artık. İşte bu tasvir. Geleceğe dair bir umut. Aynı zamanda da bir uyarı mesajıdır. Biz teknolojiyi insanlık adına, insanlığı geliştirmek için kullanmalıyız. Birbirimizi anlamak, desteklemek ve ilerletmek için. Belki de bu yüzden. Yaşamın sonunda bu bilim ve teknoloji harikalarının ötesinde bizim içimizde birbirimizle olan ilişkilerimizden geçiyor. Ne kadar da garip bir serüven bu zamanda yolculuk, değil mi? Her bir durak kendi içerisinde bir evren. Her evren bizim hikayemize yeni bir katman. Ortaçağ'ın basit yaşamından Rönesans'ın aydınlanma çağı. Modern dünyanın teknoloji ve bilim harikalarına ve nihayet geleceğin sınırsız uğradığına kadar. Ortaçağ'da İnsanların hayatı toprak ve inanç üzerinde. Her gün tanrısal bir çarkın dişleri gibi sabit ve değişmez. Ama bu basitlik içinde dahi insanlar birbirleriyle ve doğayla iç içe topluluk ruhunda yaşardı. Ve sonra Rönesans. Zihinlerin ve sanatın çiçek açtığı o dönem. Da Vinci, Michelangelo, Galileo bu büyük zihinler insanlığın kendi içine ve evrene bakış açılarını değiştirdiler. Bilim ve sanat sadece bilgi ve güzellik üretmekle kalmadı. Aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine ışık tuttu. Modern çağdaysa bilim sınırları zor. Teknoloji hayatımızı dönüştürdü. Bilgiye erişim bizi daha özgür kıldı ama evet kıldı. Ama aynı zamanda bizi daha da yalnız bıraktı. Bir dakika. Baksana yani modern çağda bir robotla flört ediyorum. İnsana muhtacım. O bile benden daha çok bir insan yüzü görmüştür. Ve... İşte tüm bu zaman dilimlerinden ve mekanlardan geçtikten sonra anlıyorum ki yaşamın anlamı sabit bir cevap değil. Sürekli değişen bir sorudur. Ve belki de bu yüzden zaten bu başlı başına bir anlamdır. Biz birbirimizle olan bağlantımızı ne kadar güçlendirirsek evrenle olan benliğimizi ne kadar derinleştirirsek yaşamda o denli anlamlı hale gelir. Tamam gider. Ve gelecek. Ah o büyülü ve korkutucu gelecek. Teknoloji insan deneyimlerini genişletti. İmkanlar sınırsızken sorumluluklar da ağır. Yarattığımız bu yeni dünya bilgimizi nasıl bir etki bırakacak? Ve işte bu yolculuğun sonunda burada şu an tüm zamanların ve mekanların kesiştiği yer. Tek gerçek şu ki hepimiz kendi yaşamımızın anlamının yaratıcısıyız ve her nefes, her adım değerli. Çünkü bu yolculuk sadece zamanın ötesinde değil, bizim içimizde, ruhumuzda da devam ediyor.